derslerinizden tek canlılara atıldınız. Burada ekmeğiniz için, alın teriniz için mücadele ediyorsunuz. Bizler de sizlere destek olmaya geldik. Bizler emeği için, alın teri için mücadele eden herkesin yanındayız. Müsaade ederseniz ben kısaca kendimden bahsetmeyi sevmem ama birkaç cümleyle bahsetmek durumundayım. Bu adam kimle burada geliyor, konuşuyor? Olmazdı. Ardından da benim de zihin dünyamda oluşan birkaç şeyi size hatırlatmak istiyorum. Destek mahiyetinde sözler söylemek istiyorum. Ben İlahiyat Fakültesi'nde okudum. Yaşayan Kur'an adlı bir Kur'an-ı Kerim tefsirinin yazarıyım. 20'ye yakın kitap yazdım. Yazdığım kitapların birçoğu, hemen hemen hepsi İslamiyet üzerinedir. Dinler tarihi üzerinedir. Ve Kur'an-ı Kerim mesajlarının insanlarımıza anlatılması üzerinedir. Benim sonunda yaptığım araştırmalar neticesinde gördüğüm şey şudur. Eğer bir yörede, bir bölgede açlık varsa, yani şu evlerden herhangi birisinde veya şu iş yerlerinden herhangi birisinde sizin insan kardeşiniz, yani insanoğlu aç ise geri kalan her şey teferruattır. Bu bölgedeki siyasi partilerin, bu bölgedeki camilerin, kiliselerin, sinagogların, bu bölgedeki örgütlerin, cemaatlerin, vakıfların hepsinin yaptığı, eğer adam orada aç sabahlıyorsa ve açlıktan kıvranıyorsa ve bunun acısını çekiyorsa boş işlerdir. Eğer bir yerde açlık varsa geri kalan her şey teferruattır. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde insanları aç bırakanların Allah'ın gazap ettiği söylenir. Fatiha suresinde gayrül mağdubi aleyhim geçer. Yani Allah'ın gazap ettiği, öfkelendiği kimseler, Allah'ın öfke duyduğu kimseler kimler? İnsanları aç bırakanlar ve yoksul bırakanlar. İnsanları aç bırakanlar, yoksul bırakanlar, işsiz bırakanlara Allah gazap eder. Onlar daha iflah olmazlar. Dolayısıyla bu açlık ve yoksulluk meselesi Kur'an'da en birinci meseledir. Ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz evvel lafa girmiştim mikrofon olmadan önce. Onun yerinden baştan alayım. Şimdi ben annemden babamdan şunu gördüm arkadaşlar. Çoğunuz da öyle görmüş olabilirsiniz. İki şey yere düştüğü zaman böyle yerden alır, öper ve yukarı bir yere koyardı. Bunlardan birisi ekmek, öbürü de Kur'an-ı Kerim'di. Eğer Kur'an-ı Kerim yerdeyse hemen alır onu yukarı koyar. Bir de ekmek yere düşmüşse alır öper yukarı koyar. Bu nedir? Bu Anadolu irfanı. Bu Anadolu bilgeliğidir. Kur'an'ın özünün halk bilgeliğine yansımış haledir. Ekmek, emeğin sembolüdür. Alın terinin sembolüdür. Kur'an'da ekmeğe ve alın terine en birinci derecede değer veren kitabın adıdır. Kur'an-ı Kerim şu demektir. Kerim vermek demek, cömertlik demek. Kur'an-ı Kerim de vermeyi, cömertliği, aynı zamanda şeref ve onur demek kerem. Vermeyi, cömertliği ve böylece şerefli ve onurlu olmayının yollarını gösteren kitap demek. Kur'an-ı Kerim tam bu demek. Kerem sahibi olmak, cömert, ikram, kerem, mükremil, mükerrem, hep bu kökten gelir. Hepsi de vermeyle ilgilidir, paylaşmayla ilgilidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim paylaşmayı, bölüşmeyi, vermeyi ve böylelikle aralarında insanların kardeşlik oluşturmayı emreden ayetlerin toplamından oluşan kitaptır, elinizdeki kitap demek. Kur'an-ı Kerim kitaptır. Dolayısıyla Kur'an ekmeğe en yüce değer veriyor.
Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Leyse bir insan illa ma sa'a. İnsan için gereğinden başkası yok. Bu ne demek? Bu şu demek. İnsan aslında baştan aşağı emekleri var. Eğer bir şeye bu benim diyorsanız bunun ne kadar amperi dökmüşsünüz? Bunun için ne kadar emek sarf ettiğinizi ispat etmek zorundasınız. Eğer ispat edemezseniz onun için ne kadar alın teri döktüğünüzü ve ne kadar emek sarf ettiğinizde o zaman hırsız durumuna düşer. Demek ki sen ona emek sarf etmeden ve alın teri döktüğünüzü onu almışsın. İşçiler olarak, emekçiler olarak, alın teri dökenler olarak şunu size söyleyeyim ki sizler çalıştığınızın yüzde ancak 20'si kendinize dönüyor. %80 patronlara çalışıyor. İslamiyet'te patron işçi diye bir şey yok. Ortaklık var. Siz bu çalıştığınız fabrikanın ortağısınız. Neyiniz de? Paranız da değil. Alın teri. Emeğiniz de. Emek ve alın teri bir yere ortak olacak kadar kıymetli ve değerlidir. Benim görüşüme göre anayasaya şöyle bir madde konulmalıdır. Emek, sermaye eşit. Emek, sermaye eşittir. Bu ne demek? Siz burada çalıştığınızda açlık sınırından aşağı size maaş veremez. Ben olayın dini veçesini söylüyorum. Mevcut kanunlarda şöyle böyle, orasını ben vermiyorum. Onlar da böyle olmalı zaten. Size açlık sınırından aşağı maaş veremez. Bu fabrikada elde edilen ürünün yarısı size ait. Karının yarısı size ait. Şurada gördüğünüz iş yerlerinde hiçbirinizde böyle bir şey uygulamıyor. Benim anlattığım teşviklerle bunu uygulayan birkaç iş yeri var. Çok da başarılı. İşçiler de çok da memnun. Böyle olunca ne oluyor? Bir iş bölümü olmuş. Sizlerin fabrikanın yöneticisini işten çıkarma ve arz etme hakkınız olmasın. Niye patron sizi çıkarıyorlar? Siz buradan yöneticisini işten çıkaramıyorsunuz. Burada işçiler olmasa burada yönetim durur mu durmaz mı? Durur. Şimdi az bir kısmını çıkardığı için direkt ayetle doğru çalıştığı için yönetim devam ediyor. Yani senin alın terin cümeyin olmasa oradaki makineler ne işe yarar? Orada makineler başka birisiyle de parasını benzettirip makine alınabilir. Birine dersin ki sermayeni kur, ürüne makine getir, kur çalışacağım. O da gelir.